galiba. Ben aldım kardeşimi. Biliyorsundur herhalde. Bozuksun sen tabii şimdi bana. Ya ama söyleyebilirdin. Yani abine ne kadar bayılmasam da madem kardeşimi getirecekti söyleyebilirdin. Tamam. Biraz ağır konuştum galiba. Haklısın. Bir özür borcum var sana. Peki o zaman. Hadi çık dışarı borcunu öde. Nasıl? Ne? Alo. Özür dilerim. Bu kadar değildir herhalde, değil mi? Gerçekten özür dilerim. Bak şöyle baştan alalım. Sinancığım. Devam et. Bunu da oyuna çeviriyorsun ya. İkinci bir emre kadar oyun kelimesi yasak sana. Tamam? Sinancığım. Kullandığım o ağır sözlerden, acımasız, küfürden biter. Abartmasak o kadar. Söylediğim tüm o ağır... Sinancığım. Söylediğim tüm o ağır sözler için... Tüm kalbimle... Tüm kalbimle... Özür dilerim. Yanlış. Tüm kalbimle... evimin anahtarını kabul ediyorum. Ben gerçekten senden özür dilemek için gelmiştim ama sen yine bunu da... Oyun kelimesi yasak sana. Çeksene şunu gözümün önünden ya. Çok inatçısın biliyorsun değil mi? İnatçı olan sensin. Sen bana bir teklifle geldin, ben de sana hayır dedim. Bu kadar. Al evinin ayrını gör. Ya ev konusunda seni bu kadar gerenle anlamıyorum ki. Benim olmasa başka birinin kiracısı olacaksın. Bak doğup büyüdüğüm ev diyorsun. Ben sadece kira bedeli karşılığında bana çalışmanı istiyorum. Ne var bunda ters olan? Bana emrivaki yapmandan hoşlanmıyorum. Tamam mı? Senin ne özel spor hocan olmak ne de kiracın olmak istiyorum. Bu kadar. Bitti. Gerçekten çok inatçısın ama ben inadı çok severim. Sıktı ama artık ha. Aynen. Ne yapıyorsun? Çocuk musun? Kaç yaşındasın ya? Sinan. 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 Ya aç şunu ya. Kapının elinde kalsın o zaman. Zır deli ya. Hayret bir şey. Anne nereye? Hani konuşacaktık üçümüz? Konuşuruz kızım. Üçümüz de konuşuruz, ikimiz de konuşuruz. Ablan gelecek şimdi. Benim bir işim var, onu halletmem lazım. Hemen gidip geleceğim, tamam mı? İç sen çorbanı. Hadi kızım benim, hadi. Benim işim zaten olmayan oldurmaktır. Eğer ben de Sinan'a yemensem o kızı tavlarım. Yetmez, yüz güzeli yaparım. Yaparım.
Günaydın. Ben de size geliyordum. Hayırdır? Güle güle oturun demeye mi geliyordum? Sabah sabah ne boğazık surat böyle ya? Gülsene. Ne yapıyorsun ya? Bu ne şimdi, sabah şakası mı? Ya versene şunu. Yetmez. Evet, bu çok iyi oldu ya. Ya ne yapıyorsun ya? Yapma. Ya ne yapıyorsun, ben anlamadım gerçekten ya. Bana bir söyler misin? Saçların çok güzel gerçekten. Alabilirsin. Akşam görüşürüz. Deli bu ya. Hazan. Yok artık ya. Sen her yerde nasıl karşıma çıkabiliyorsun acaba? Sanırım telefonuna yüklediğim takip programı işe yaramaya başladı ha. Ne? Ne yaptın? Ne yaptın ya? Ya zaman kazanmak adına. Böyle daha pratik olmadı mı sence de? Sil. Hemen ne eklediysen siliyorsun hadi. Ya tamam, onun acelesi yok. Önce şunu bağlayalım. O ne ya? Birazdan her şey simsiyah olacak. Ve ben senin gözlerin olacağım. Tabii sürprizimi görene kadar. Sürpriz mi? Bana bir iki dakika güvenebilirsin, değil mi? Güvenirim. Bak böyle gerçekten çok garip oluyor. Lütfen. Gelmedik mi daha? Az kaldı. Çok az kaldı. Vallahi düşündüğümden daha iyi oldu. Yani bu son düzeltmeler de ambalajı iyi kaldırmış. Yani şimdi sonuçta ürün, kampanya, yeni marka yüzümüz çok şükür yarına hazırız. Tebrikler Yağız. Başarılı bir lansman olacak. Sağ ol.
Hayır, gerçek değil bu. Yapmadın değil mi bunu? Yapmadın. Ya tamam, şaşırdım biliyorum ama sürpriz işte. Zaten şaşırtmayacaksa neden sürpriz değilim ki, değil mi? Sen bile... Bu kadarını yapamazsın! Eğer ben de Sinan Egemen'sem o kızı tavlarım. Yetmez, yüz güzeli yaparım. Nesine lan? Sen bittin oğlum. Sen bittin. Sen oğlum. Bu sefer elimle kurtulamayacaksın lan! Sen var ya sen. Sen var ya bu sefer. İşte bu sefer sabrımı taşırdım. Kaçacak delik bul bakalım kendine. Sen kendini ne sanıyorsun ya? Zorla fotoğrafımı çekip katılmadığım bir yarışmada birinci mi yaptın beni ha? Ne hakla ya? Hangi hakla? Ne saçma soru değil mi? Çok saçma. Sen Sinan Egemen'sin değil mi? Her şeyi yaparsın, her şeye hakkın var senin. Adını bile hatırlamadığın bir kızı gazetecilere sevgilim diye tanıtırsın. Parasını bastırıp evimi satın alırsın. Her şeyi yaparsın sen, hakkın senin. Buraya gelirken güven bana demiştin değil mi? Güven bana demiştin. Kaç tane varsa hepsini kaldırtacaksın. Kaldırıp yok edeceksin. Hazan. Bana bak. Ya sen kendine baksana. Bak oradasın işte. Sinan'ın gözünden kendine baksana biraz. Lütfen. Ne diyorsun ya? Ne mi diyorum? Kendisini beğenmeyen, aynalara küsmüş, huysuz bir kızı kendi güzelliğiyle barıştırıyorum. Bak senin yüzün benim için tüm İstanbul'u süsleyecek kadar güzel işte. Buna inandırmak istiyorum seni. İzin ver bana bak. Sana inandırmam için izin ver bana. İzin istiyorsun ha? Hiçbir şey için izin istemeyip beni inandırmak için izin istiyorsun öyle mi? Yok ya, sen kimi kandırıyorsun be? İnanmıyorum sana. İnanmıyorum. Çünkü karşımdaki şu afiş kadar sahtesin sen. Ah be sert kız. Bazen öyle uğraştırıyorsun ki. Alo. Buyurun Yağız Bey. Heh. Siz aklınızı mı kaçırdınız lan? Bana haber vermeden ne yapıyorsunuz? He? Benim niye haberim yok bundan? Bak, işinizden olmak istemiyorsunuz o bütün afişleri toplatacaksınız hemen. Emredersiniz Yağız Bey. Ne hakla ya? Ne hakla? İki cevapsız. Yani biraz başımız ağrıyacak tabii. Yenilen pehlivan.
Ne ısmarlıyorsun bakalım kardeşine? Birileri mızıkçılık yapıyor galiba, değil mi? Uzatmasaydın parmağını o zaman. Girmeseydin iddiaya. Kendisini beğenmeyen, aynalara küsmüş, huysuz bir kızı kendi güzelliğiyle barıştırıyorum. Bak, senin yüzün benim için tüm İstanbul'u süsleyecek kadar güzel işte. Abi. Abi. Ya abi. İddiayı ben kazandım, hazmetmem bu kadar zor mu ya? Sen o yumruğu ben hazmedemedim diye mi yedin sanıyorsun? Git işine ya. Tek derdin babamdan fırça yemekse merak etme, ben yerim o fırçayı. Gideyim mi işime Sinan ha? Gideyim mi işime? Ulan senin o mahvettiğin şey benim işimdi. Benim işimdi o işim. Git işineymiş. Şu karşımdaki ekibe bak. Nasıl böyle bir sorumsuzluğa imza atarsınız? Ekip Sinan'a, Sinan Yağız'la girdiği iddiaya güvenmiş baba. Baba, arkadaşlarım bir suçu yok. Tüm suç benim. Onları da ben zorladım zaten. Suçlu ortada. Ama sorumsuzluk ve ihmal sizin. Hepiniz kovuldunuz. Duydunuz değil mi söylediğimi? Ben söyleyeceğimi söyledim. Çıkabilirsiniz. Alo. Gökhan Bey, acil konuşmamız lazım. Ya baba, bunların hepsi benim hatam. Şimdi sıra sizde. Yağız Bey, ben de Gökhan Bey'i görmeye gidiyordum. Size de söylemem gerek. Hazan Çamkara'nın menajeri, yani annesi, feragat sözleşmesi için bizden 1 milyon istiyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şirketin avukatıyla görüşmek istiyorum. 3. kat sağdan 2. oda. Teşekkürler. Çekil önümden, acelem var. Ondan şüphem yok. Pazarlık mühim mesele değil mi? Hatta bu sefer annene bırakamayacağın kadar da mühim. Ne diyorsun sen be? Tebrik ediyorum, etmeyeyim mi? Git işine. Amacına ulaştın işte bak. Otel odasına boşuna gelmemişsin. Bana bak. Biraz aklın varsa neyi ima ettiğini hemen söyle. Yoksa buradaki güvenlik bile çıkaramaz beni dışarı. İma falan yok. Ben o gece gayet açık konuştuğumu düşünüyorum hatta.
kadar değil. Şimdi sen bu elini sakin sakin indiriyorsun. Ve yukarıda o sevgilini buluyorsun ve ona soruyorsun ne ima etmişim.